Günaydın, iyi sabahlar. Paranın ortasıyla karşınızdayız. Erdoğan Turan, günaydın. Günaydın. Her zaman olduğu gibi önce ekonomide öne çıkan başlıklara bir göz atalım. Ekonomiye yeni destek paketi açıklanacak. Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere üretim ve ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketini cumartesi günü yarın açıklayacak. Pakette yastık altı altınların ekonomiye kazandırılmasına ilişkin çalışma da yer alacak. KGF Destekli kredi de tabii çok merak edilen konulardan bir tanesi. Buna ilişkin açıklamalarda yine bekleniyor. Elektrik dağıtım şirketleriyle kritik zirve enerji ve tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Elektrik dağıtım şirketlerinin üst düzey yöneticileriyle bir araya gelecek. E, ve 21 dağıtım şirketinin temsilcisiyle 14'te son yıllarda yapılan altyapı yatırımları mevcut durumu görüşecek elektrik fiyatlarının da gündeme tabii ki burada gelmesi bekleniyor tüm dünyada olduğu gibi elektrikte ve doğalgazda dün enerji bakanının açıklamaları vardı. Bunları da sizlerle paylaşacağız birazdan. Aralık ayı cari denge ve sanayi üretimi açıklanacak. Saat 10'da bekliyoruz. Takip edeceğiz. dün Amerika'da enflasyon geldi. Bugün geniş bir şekilde konuşacağımız konulardan bir tanesi ve 40 yılın zirvesinde bir enflasyon Amerika'da yüzde buçuk seviyesine geldi, yediydi ve yedi buçuğa geldi Ocak ayında. Yedi virgül ikilik bir beklenti vardı yıllık enflasyonda. Bu beklentiyi de aşan bir durum söz konusu. ABD Başkanı Biden'ın açıklamaları var. Enflasyonun yıl sonuna yıl sonunda azalmasını öngördüklerini belirtti ve fiyat artışlarına karşı ellerindeki her aracı kullandıklarını söyledi. Değerlendireceğiz. Fed, bankaların stres testi detaylarını yayınladı. 34 büyük bankanın stres testine tabi e, tutulacağının bilgisini verdi bu yıl. Ve e, bu bankaların ticari gayrimenkul kurumsal borç piyasalarında artan stresle birlikte ciddi bir küresel durgunluğa karşı test edileceği açıklandı. Lagarde'dan Avrupa Birliği yönetimine bir uyarı faiz oranlarını yükseltmek mevcut sorunların hiçbirini çözmez dedi. Aksine eğer şimdi çok aceleci davranırsak, Ekonomilerimizin toparlanması önemli ölçüde zayıflayabilir ve işler tehlikeye girebilir. Hep bahsettiğimiz konu faiz artışı, bunun tabii yan etkileri de söz konusu olabilir. Buna karşı neler yapılmalı ve tabii tüm dünyada en çok konuşulan e, ve tedirgin edilen, tedirgin olunan konulardan bir tanesi. Bir, bir tarafta yüksek enflasyon, diğer tarafta bir e, durgunluk yaşanabilir mi? Bu tabii ki e, endişe ettiriyor tüm dünyayı. Şimdi Ankara'ya gidelim. Apar Ankara Haber Müdürü Murat Hoca karşımızda olacak. Murat, günaydın, iyi sabahlar, kolay gelsin. Günaydın, iyi sabahlar. Şimdi e, tabii merakla beklenen bir görüşme, enerji bakanı ile elektrik dağıtım şirketlerinin yöneticileri. Dün enerji bakanının açıklamaları da vardı, önemli açıklamaları vardı. Bunlardan da bahsedeceğiz tabii ki. Ama işte bugünkü toplantıdan, bugünkü bu zirveden ne bekleniyor? Diğer taraftan Ankara'da yine kripto varlık yasa tasarısı çalıştayı düzenlenecek. Buna ilişkinde işte beklentiler var. İçeriden gelen bilgiler konuşuluyor. Özellikle vergilendirme çok merak edilen konulardan bir tanesi. Ve bugün açıklanacak veriler sanayi üretimiyle Aralık ayı ödemeler dengesi. Söz sana bırakalım. Ee, senin de bahsettiğin gibi bugün Gözler Enerji Bakanlığı'nda olacak. Malum son dönemde özellikle elektrik faturaları ile ilgili yeni düzenleme hazırlığı içerisinde olmasının ardından böyle bir toplantının yapılacak olması gündemin de elektrik faturaları ya da elektrik tarifeleri olacağı yönünde değerlendirmelerin neden olmuştu. Dün bu konuyla ile ilgili çokça... Haber gündeme geldi ama Enerji ve tabii Kaynaklar Bakanlığı bir açıklama yaptı. Ve açıklamasında özellikle bu toplantının tamamen elektrik dağıtım şirketlerinin yatırımlarıyla ilgili olacağı o vurgusu yapıldı. Önümüzdeki bu yıl içerisinde yapılmış, yapılacak altyapı yatırımları gündemde olacak. Malum geride bıraktığımız günler içerisinde Isparta'da çok ciddi bir elektrik kesintisi yaşanmış şehir merkezinde 3 gün köylere kadar ulaşan elektrik kesintilerinde 7 güne varan kesintiler söz konusuydu. Burada bir inceleme var şu anda altyapı ile ilgili bir eksiklik bir söz konusu yoksa tamamen mücbir sebeple ilgili bir soru mu var? Bu detaylı bir şekilde inceleniyor ama bir şehrin bu kadar uzun süre elektrik kesintisiyle karşı karşıya kalmasının ardından bugün yapılacak toplantı oldukça önemli olacaktır. Çünkü dağıtım şirketlerini yıla başlarken bir yatırım taahhüdünde bulunuyorlar ve bu yatırım Taahhüdü özellikle e, müşt, e, tüketici memnuniyeti adına elektrik kesintilerinin minimuma indirilmesi kayıp kaçan minimuma indirilmesi adına yapılıyor bu yatırımlar. Bu kapsamda verilen taahhütler yerine getirilip getirilmediği e, sürekli kontrol ediliyor elbette. E, bugünkü toplantıda da işte bu dağıtım bölgelerinin e, yatırım planları e, masaya yatırılacak. Özellikle afet durumunda ilişkin hazırlıkları gözden geçirecek. İşte sel gibi deprem gibi işte. Geride bıraktığımız günlerde yaşanan e, iklim koşullarındaki e, anormal değişiklikler gibi konularda e, dağıtım şirketlerinin yol haritaları neler? Bunlarla ilgili sunum yapmaları da bekleniyor. Bu toplantıda özellikle bundan sonraki süreçte benzer olayların yaşanmaması adına dağıtım şirketlerinin atacağı adımlar e, masaya yatırılacaktır. Elbette çok çok gündeme gelen konulardan bir tanesi elektrik faturaları ile ilgili bir değişiklik konusu. Bununla ilgili zaten bakanlıkta çalıştığını dile getirmişti. Burada dağıtım bölgelerini, dağıtım şirketlerini ilgilendiren kısım dağıtım şirketlerinin almış olduğu faturalardan pay, %15'lik bir pay alıyorlar. Burada bir indirim olabileceği yönünde değerlendirmeler en azından bir beklenti söz konusuydu. Bu konu gündeme gelir mi gelmez mi elbette göreceğiz ama ağırlıklı olarak dediğimiz gibi dağıtım şirketlerinin yatırım planları üzerine değerlendirme yapılacak bir toplantı olacaktır saat 14'te. Sonrasında bir açıklama olursa da zaten detayları görmüş olacağız. Bugün ayrıca kripto varlık yasa tasarısı çalıştayı yapılacak Ankara'da. Bir anlamda kripto piyasası Ankara'da buluşacak. Bu alanda faaliyet gösteren akademisyenler, piyasacılar, hukukçular, bu, 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 bu alanda ilgili teknolojik çalışma yapanlar, bunların hepsi bu alanda çalışan birçok insan bu çalıştayda bir araya gelecekler. Yüzün üzerinde katılım bekleniyor bu alanda özellikle fikir ortaya koymuş, kafa yormuş kişiler olacak. Özellikle geride bıraktığımız dönemde mecliste yapılan kripto toplantıları, kripto varlık yasası ile ilgili yapılan toplantılara katılanlar, yine Hazine ve maliye Bakanlığı bakanlığıyla irtibat halinde olup bununla ilgili toplantı yapan ekipten yer alan isimler bu çalıştayda yer alacaklar. E tabii kamu kamu kurum ve kuruluşlarından da temsilcilerin bu çalıştay'a katılması bekleniyor. Elbette kripto varlıklarla ilgili bir yasa teklifi hazırlığı var. Şu anda ortalıkta birçok tasarı var. O tasarılar sürekli değişiyor. İşte bu tasarıya ek yapabilmek adına neler yapılabilir, ortaya ne tür fikirler atılabilir bunlar bugünkü çalıştayda detaylı bir şekilde konuşulacak. Sonrasında ortaya çıkan fikirler de bir rapor haline getirilecek ve kanun yapıcılara iletilecek bir anlamda tasarıya önemli bir katkı sunulması amaçlanıyor. Bugünkü çalıştayla bu da yakından takip edecek başlıklar arasında. Bugün iki önemli veri var. İkisi de Aralık ayına ilişkin yani geride bıraktığımız yılın son verileri bir ödemeler dengesi, diğeri sanayi üretim endeksi. Ödemeler dengesinde malum bir iyileşme söz konusuydu. Bir önceki Kasım ayında yaklaşık 800 2.7 milyar dolarlık bir açık söz konusuydu ki bir önceki yıla göre 800 milyar civarında bir milyon civarında bir düşüş söz konusuydu orada. Yani bir gerileme var. Yıllık olarak da 14.2 civarında bir e, cari açık söz konusu. Bunun da yıl sonu itibariyle 12'lere kadar düşmesi hedefleniyordu. Bugün açıklanacak rakamlarla e, bunu görmüş olacağız. Diğer taraftan sanayi üretim endeksinde de e, 18 aydır yıllık bazlı aralıksız bir büyüme e, söz konusu. Geride bıraktığımız yılın son e, sanayi üretim endeksi verisi de bugün gelecek. Saat 10'da ki bu büyümenin öncü göstergesi malum son çeyreğe ilişkin büyüme ilişkinde önemli bir veri sunacaktır. Geride bıraktığımız ay Kasım ayında aylık bazda 3.3 yıllık bazda 11.4 oranında bir artış söz konusuydu. Bu performansın yine Aralık ayında da yansıması bekleniyor. Tabii orada özellikle enerji kesintilerinden kaynaklı bazı sıkıntılar söz konusuydu malum sanayide. Bunun elbette bir miktar etkisi olacaktır ama yine yıllık bazda pozitif bir artış beklentisi var. Bunun da büyümeye nasıl yansıyacağı da elbette önümüzdeki günlerde görmüş olacağız diyelim. Söz tekrar size bırakalım. Peki teşekkürler Murat Avucu. Kolay gelsin dileyelim sana. Saat 10'da bu önemli verilerle Murat Avucu ile tekrar birlikte <laughs> olacağız. E, dışarıdan başlayalım. Dün Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyon geldi. Tabii bütün piyasaların merakla beklediği. Bu enflasyon Açıklanacak açıklanan enflasyon verisi sonrası Fed'in atacağı adımlar da tabii ki yol haritası da belli olacak. O anlamda önemliydi ve dün geldi ee, enflasyon yıllık yüzde yedi buçuk Ocak'ta beklentilerin üzerinde bir enflasyon aylıkta yüzde 0,6 bu da beklentilerin üzerinde yıllıkta da yüzde yedi buçuk yediden yedi buçuğa çıkan bir enflasyon beklentilerin üzerinde diyoruz enflasyona beklentilerin üzerinde. Yani çok mu üzerinde e eh. %7.3 civar bir enflasyon beklentisi vardı. %7.5 geldi. Yüksek bu rakam ama işte sebebine bakarsak işte pandeminin etkilerini ortadan kaldırmak için devreye giren hükümet destekleri, merkez bankalarının merkez bankasının Fed'in teşvikleri eee alışılmadık derecede güçlü bir ABD ekonomisi ortaya koydu. Bir dibe vuruş gördük ciddi bir daralma ama arkasından da çok hızlı bir toparlanma geldi. Bu toparlanmanın karanlık yüzü diyelim enflasyona. %7,5'lık enflasyon yüksek bir rakam. İşte dün diyorduk ya bir rakam gelecek işte son bilmem kaç yılın en yüksek rakamı diyeceğiz. Şimdi bile 40 yılın diyoruz. Ne, neyden kaynaklanıyor bu e, fiyat artışları? Örnek verelim işte kullanılmış yani ikinci el otomobil fiyatlarında %40'lık artış var bu yüksek bir rakam. Gıda fiyatları %8 civarı yükselmiş. Ev eşyası fiyatlarında yine ciddi yükselişler var. Neye bakarsanız işte duyuyor. İnşaat yani. maliyetlerinde tabii, tabii, o %40'lar, %50'ler civarında artış var yine. Her yerde olduğu gibi işte et, süt, yumurta buçuk civarı artmış. Enerji fiyatları yani enerji maliyeti %27 artmış. Orada biraz hafif bir bir önceki aya göre diyelim bir hafif bir geri çekilme var yüzde 33'tü bir önceki Aha. enflasyon rakamının detayına bakıldığında yüzde 27'ye gelmiş gözüküyor fakat yine yüksek Ocak'ta elektrik endeksi aylık yüzde 4.2 artmış keskin bir artış bu enflasyon ortalama bir ABD'linin e, aylık maliyetine 250 dolar civarı bir yük bindirdi 250 dolar. Az değil. Şimdi Biden'da işte enflasyona mücadele için gereken her şeyi yapıyoruz dediler. Önemli olan Fed'in ne yapacağıydı aslında? Yani beklentilerden yüksek bir enflasyon rakamı gelirse Mart ayında başlanması gereken beklenen faiz artırımlarına işte 25 bas puanla değil de 50 bas puanla başlanır endişesi vardı. Bu endişe su üzerine çıktı şimdi tekrar net. Bu herhalde istenmeyen senaryo şu, şu anda. Yani İstenmeyen diyemem. Şimdi rakamlar böyleyse, yani veri bu kadar yüksek enflasyon gösteriyorsa bize, Fed'in de e, bir ayarlama yapmasından daha doğal bir şey olamaz. Piyasa 25 der, 50 der, 70 der bu çok önemli değil. Yani piyasanın istediği de önemli değil burada. Yani e, borsacılar şunu böyle istiyor diye ekonominin gerçeklerine aykırı bir iş yapamazsınız. Ama hep e, geçici olarak görülen enflasyon o kadar da geçici değilmiş. Gayet de yapışkan. Gayet de yapışkan. Bunu anlatmaya çalıştık bütün biraz boyunca. Şimdi bunu toparlamak için e, faiz arttırmaları başlayacaklar. Talep baskılanacak. Yani talep baskılanarak enflasyon bir derece aşağı inilecek. Onu beklemek mümkündür. FED faizi arttırmasa da aslında talep baskılanıyor. Neden? Enflasyondan kaynaklı. Enflasyondan dolayı. İnsanların satın alma gücü aşağı doğru geri çekiliyor. Bu evet. ekonomileri de yavaşlatacak. Yani siz faize dokunmasanız da aslında yani tabii ki etkili dokunma tabii ki etkili. ama faize dokunmasanız da enfla yüksek enflasyon zaten hani e, vatandaşın elini götürmüyor o alacak ürüne. Bir de işin üretim boyutu var. Yani e, enflasyon sadece salgın dönemiyle birlikte ortaya çıkmış bir konu değil. Geriden gelen birikmiş bir malzemeydi bu. E, salgın bunu patlattı devasa boyutta merkez bankaları bilançoları parasal bolluk yani bunun er veya geç bir şekilde enflasyon yaratması gerekiyor çünkü Friedman'ın dediğine göre enflasyon parasal bir olgu. Merkez bankası para arzını arttırıyorsa enflasyon da yükselir. Orada hesap edilemeyen şu muydu? Ee, evet hani bu para arzı destekler Talebi arttıracak. Bu zaten bekleniyor. Bunun evet. olması için ya zaten yapılıyor. Tabii ki yapılıyor. bunun için yapıldı. Bunun için yapıldı. Talebi arttıracak. Talebin artması fiyatları yükseltecek. Bu zaten beklenen ve hani öngörülen bir senaryoydu. Hı hı. Ama buna işte e, navlundaki artış, e, ham madde tedariğinde sıkıntı, yarı hı. iletkenlerde yaşanan sıkıntı birden, evet. e, onun dışında e, enerji fiyatlarındaki dengesizlik, oradaki sıkıntı, bunun boyutu herhalde hesaplanamıyordu. Hesaplayamazsınız çünkü bunu bilmek mümkün değil. Yani işin üretim ve o mala ulaşımla ilgili sorunları yolda özüm önümüze çıkan kazalardı. Ve bu kazalar da enflasyonu yukarı doğru itiyor. Bu hesapta yoktu veya hesapta olsa bile çok belki sınırlıydı. Yani bunu bilmek o kadar mümkün değil. Hani şunu diyebilirsiniz. Ya işte burada bir sorun var. Bu sorunu böyle görmezden gelip enflasyondaki yükseliş geçicidir demek o kadar rahat kurulacak bir cümle olmamalı diyebilirdiniz bu konuda eleştirebiliriz mesela merkez bankacılarını. Ama sonuçta bugün enflasyonun yüksek kalmasının sebeplerinden bir tanesi de ben mala ulaşmak istiyorum. O malı tüketmek istiyorum. Fakat o mala ulaşamıyorum. Farklı farklı sorunlar var. Hadi ulaşamamak ayrı bir şey. Ulaşırken o malın fiyatının katlanarak gelmesi, katlanarak gelmesi çok daha başka bir şey. Ama talep canlı. Bu ikisi geldi. Talep de canlı. Yani tüketim talebi de canlı. İkisi böyle el ele verince. Çünkü bugün hem bir yüksek üretim maliyeti yani maliyet enflasyonu var dünyada. Tabii. En, enerji fiyatlarının arttığı bir yerde ve ana e, baktığımızda ana harcamada enerji tüm üretim kalemlerinde. İşte e, otomobil fiyatları da yüksek. Neden? İşte çip krizi var. E, çip krizi olunca üretim miktarı az. Miktar alınca malın fiyatı yukarıda. yukarıda. Konut. Yapım maliyetleri çok yüksek. Yıl işte dün bizi gördük. İşte yine Amerika'dan mı abi Avrupa'dan mı? Bir Amerika'da film. da %40'lar iller civarında. Üretim maliyetleri bu kadar yüksekken, sıfır konut fiyatları da otomatik olarak yüksek, ikinci el konut satışları da yüksek, ikinci el araba fiyatları da yüksek, gıda fiyatları yüksek. Şimdi Arjantin'den tarımsal üretimle ilgili evet. haberler geliyor. Yani sorunlar mısır var. mısır hasadı tahminini düşürmüş 51 milyon tona kuraklık nedeniyle. Bir, bir de iklim eklendi. Evet, işte Yani iddialik. pandemi ee, pandemi kaynaklı olarak e, ham madde ulaşımının sıkıntı, <laughs> ham madde fiyatları. Bir de buna e, küresel iklim krizi eklenince, her şey beraber. Son 40 yılın son 50 yılın en yüksek akamı dedirtiyor. ABD Başkanı da Biden enflasyona karşı ellerindeki her aracı kullandıklarını belirtmiş. Enflasyonun bu yıl sonunda azalmasının beklendiğini bildirmiş. E, Dedimiş ki Biden bugünkü veri yüksek olsa da uzmanlar 2022'nin sonuna kadar enflasyonda önemli ölçüde gevşeme öngörmeye devam ediyor evet. demiş. Bu yıla başlarken de işte otoritelerden duyduğumuz bu. Geçen yıl enflasyon kalıcı değil. Geçici. Geçici söylemiyle de? geçti. Bu yılda e, tamam bugün enflasyon yüksek çok da geçici değilmiş ama sene sonuna doğru düşecek diyorlar. Ben de aynı şeyi söylüyorum. Nereden biliyoruz? bilmek mümkün mü? Senenin sonunda petrol fiyatları ne olacak? Var mı bile? Doğal gaz fiyatı ne olacak? Bu kadar yüksek konut üretim maliyeti varken, çip krizi varken. Hala da çözülmüş değil, hala sorunlar devam ediyor. Ya belki işte e, enerji maliyetlerinde işte, e, fiyat artışları işte aylıkta %33'ten %27'ye gelirler, oradan %20'ye düşer ama bu yine yüksek. Yani bunlar yani böyle nasıl diyeyim, ha, gerçekten çok güzel, iyi düştü diyeceğimiz noktaya gelebileceğimizi ben hiç zannetmiyorum. Burada da iyimserlik pompalanıyor. Piyasa buna inanıyor mu bilmiyorum. Kim inanır bilmiyorum ama sonuçta şöyle baktığın zaman ya gıda da sorun var. Tedarik zinciri sıkıntılı. Yani ne değişecek de senenin sonunda yüzde üç dörtlük enflasyonu bekleyeceğiz. Olur nasıl olur? Öyle bir gelir ki FED 7-8 faiz arttırım yapar vurur talebi. Kimse kıpırdamaz. Böyle ışık tutulmuş tavşan gibi kalır herkes. Tüketim Ama, olmaz. E, o zaman da? E, büyüme küçü yani Küçülürsün. Bunu göze alıyorsa otorite, küçülme pahasını ya da daha yavaş büyümeyle, ben enflasyonu aşağı çekeceğim denebilir. Bu da bir seçimdir. Bu yanlıştır demiyorum. Bunu yapmayı tercih ediyorlarsa, o zaman gerçekten enflasyonu ABD'de %4'ün altında da görebiliriz biz. Her ekonomik tercihin bir maliyeti var salgın döneminde devreye alınan tercihlerin maliyeti bugün enflasyon. Enflasyonla mücadelede devreye alınacak tedbirlerin sonucu ise küçülme. Daha yavaş büyüme. Neyi tercih edeceğinize bağlı. Ama şunu biliyoruz. Bu satın alma gücünün bütün dünyada bu kadar yavaş olması e, hükümetleri çok rahatsız eder. Bir şey tercih edeceklerse normal koşullarda büyümeden feragat etmek bir siyasetçi için kolay bir şey değildir. Kesinlikle. Hele bir ABD'de ara seçimler var. Ama şimdi ya, nereye bakarsan bak sokaklarda insanların derdi hayat pahalılığı. Enflasyon değil bu. Hayat pahalılığı. Ya, hayat pahalılığı için ne yapacaksınız? Belki bir dönem ya, büyüme ikinci planda kalsın da şu enflasyonu aşağı çekmek için elimizden ne gerekiyorsa bir seferde şok bir şekilde yapalım. Bunu da diyebilirler. Ama bak bunların hepsini seçenek olarak konuşuyoruz. Çünkü bu enflasyon denklemini değiştirecek olan girdilerin bundan 6 ay sonra nerede olacağını bilmiyoruz. Petrol fiyatını 150 dolar olur diyen de var, 80 dolar olur diyen de var. Gıda fiyatlarında düşüş bekleyen yok. Orada düşüş bekleyen yok. Orada zaten iklim şartları onu getirmeyecek gibi. Üretimin gittikçe azaldığını görüyoruz. E, yarı iletken konusunda diyoruz ki, diyorlar ki daha doğrusu 2022'nin ilk 6 ayı da yok. Beklemeyin. Tamam. İkinci 6 ayı konuşuluyor artık. İşte ne oluyor? Belki işte senenin sonunda yüzde yedi gibi bir enflasyon görmeyiz de yüzde altı görürüz. Yüzde altının biraz altını görürüz. Fakat bu insanları tatmin etmez. Bu yani nasıl diyeyim enflasyon gerçekten geriliyor dedirtemezsiniz. O yüzden işimiz gerçekten bu yıl enflasyonla mücadele de çok zor. Senenin başında bu yıl neyi konuşacağız diye kendi aramızda konuşurken enflasyon diyorduk işte yani oraya geldik biz. Şimdi Goldman Sachs diyor ki Amerika'da 7 faiz var. Her toplantıda FED faiz arttıracak. E, enflasyon böyle giderse arttıracak. Yani çünkü bu kadar yüksek enflasyona karşı kayıtsız kaldığı zaman da FED eleştirilecek. Ne yapıyorsunuz diyecekler. Sizin göreviniz fiyat istikrarı değil mi? Niye daha hızlı e, faizi arttırmıyorsunuz? Ha, hani ne yapılırsa eleştirilir de şu dönem o başka bir şey. Fakat enflasyon konusu herkesi daha fazla sıkıştıracakmış gibi görünüyor şu an. Şimdi St. Louis Fed Başkanı James Ballard demiş ki 1 Temmuz'a kadar çantada 100 bas puan faiz artışı görmek istiyorum demiş. 1 Temmuz'a kadar. Ee, yan, 1 Temmuz bugün ile 1 Temmuz arasında yalnızca 3 Fed toplantısında <laughs> 3 Fed toplantısı var. <laughs> en az bir yarım puanlık artış arttırımına işaret ediyor bu. Evet. Ee, Fed'in son son zamanlardaki herhangi bir faiz arttırımı döngüsünde yapmadığı büyük bir hamle olarak e, yorumlanıyor. Ama şöyle düşünmek lazım. Bugüne kadar yaptığı en büyük hamle. İyi de salgın döneminde yaptığı hamleler de çok büyüktü. Büyük hamlelerin geri dönüşü de büyük olur. Bu da gayet normal olmalı. Burada buraya takılmamak lazım. Ya acaba Mart'ta 50 bas puan arttırır. Ne olur? Yıkılır mıyız? Her taraf berbat mı olur? Yok olmaz yani. Yapılması gereken yapılmazsa büyük problem olur. Tabii ki o zamana kadar orası düşer, burası çıkar. Oyunlar, hoplar, zıplar başka bir şey de adapte olur piyasa. Yani burada piyasanın refleksi önemli değil. Onu anlatmaya çalışıyorum. Artık ekonominin gerçeklerine dönmek lazım. E, Richmond Fed Başkanı da yarım puanlık faiz artışı ihtiyacına ikna olmam gerekiyor demiş. Valla bunların dışarıda konuştukları çok önemli değil. İşte bir baktık aralık toplantısında içeride bilanço daraltmayı bile konuşmuşlar. O güne kadar böyle bir şey cümleyi duymamıştık. Bunlar piyasaların gazını almak için Bilinçli bir şekilde tercih edilen bir sözlü yönlendirme evet. metodu. Evet. Biri 50 bas puan işte diyor ki 3 toplantıda 100 bas puan istiyor. Hı hı. Biri diyor ki 50 bas puana ikna olmam lazım diyor. Yani Danışık bir de dövüş denge. değil. Danışık dövüş değil yani böyle Yok anlaşılmasın. Değil. Ama, ama denge, iletişim. Evet. Dediğim Çünkü gibi, işin %80'i iletişim diyorlar. Goldman, Fed'in 2022'de 7 faiz artışı yapacağını işaret ediyor, tahmin ediyor ki bu 7'yi daha sık görmeye, duymaya başladık. 7 faiz artışını. yedi buçuğu görünce <laughs> 7 faiz artımında rahat rahat konuşuyor tabii herkes. Goldman Sachs yine gelişmekte olan merkez bankalarının faiz artış döngüsünde zirve göründü diyor. Bir daha söyler misin? Gelişmekte olan merkez bankalarının faiz artış döngüsünde zirve göründü. Ya, bu da iddialı bir cümle. Çok iddialı. Yani biraz tuhaf da yani şimdi şöyle düşün. Hep şöyle bir dayatma demeyeyim de şöyle bir e, otomatik fikir var ya. Büyük merkez yani gelişmiş ülke merkez bankaları faiz arttırmaya başlayacaklarsa veya başlıyorlarsa gelişmekte olan ülke merkez bankaları önden gider, daha hızlı gider, daha fazla faiz arttırma yaparlar ki Amerika'da hazırlıklı olurlar. Amerika'da Fed faiz arttırıyorsa bu bu paranın ana vatanına geri dönmesi demektir. Gelişen ülkelerde yabancı sermaye var. Yabancı sermaye de bir apar topar kaça kaça çıkmasın. çıkmasın. Etrafını Şimdi diyorlar saça dök dök bu durumda da bu fikir yani gelişen ülkelerde faiz arttırımları da zirveye yakınız. İyi de daha FED'den bir şey görmedik ki. Bir şey görmedik. Diğer taraftan hala enflasyonun geçirken, devam ediyor etkileri. BlackRock üst düzey bir yatırım yöneticisi bu beklenenden yüksek gelen ocak enflasyon verisinin ardından yazdığı bir araştırma notuyla ABD Merkez Bankası'nın yaygın enflasyonu kontrol altına almak için piyasadan tahvil alımını durdurması gerektiğini söyledi. E, niceliksel genişlemeyi şimdi durdurması gerektiğini düşünüyor. Bu 40 yılın en büyük yıllık artışını kaydetmesi sonrası 9 trilyon dolarlık bir bilanço. Sonrasında da bunun küçültülmesi tabii ki ama şimdilik yani şimdi hemen bu niceliksel gevşemeyi durdurması gerektiğini belirtiyor. E duracak burada kaç, ne kadar kaldı yani? Varlık alımının sonlandırılmasına. Ama dönüyoruz, dediğin yere geliyoruz. Hani enflasyonu e, enflasyonu durdurmak, enflasyonu düşürmek anlamında elde imkanlar var mı var? Çok sert bir e, çok sert bir frene basmakla tüketimi çok hızlı düşürmek olabilir. Ama Avrupa Merkez Bankası Başkanı'nın Lagarde'ın Avrupa Birliği'ne <laughs> yaptığı uyarı diğer taraftan aynı şey Amerika için de geçerli, dünya için de geçerli. E, faiz oranlarını yükseltmek mevcut sorunların hiçbirini çözmez diyor. Bravo. Yani yine aynı şeyi konuşuyorduk. Diyorduk ki yüksek enflasyon var. Aklımızdaki fikir nedir? Bizim bildiğimiz ezber. Enflasyon yüksekse merkez bankaları gelir, faizi arttırırlar, enflasyon düşer. E, kaynağına bakmadan merkez bankaları faizi arttırır, enflasyon düşer diyorsanız ezbere konuşuyorsunuz. Ezbere mu? konuşma oluyor. Şimdi bu da de, e, ee, çözüm olmayacak aynı kanaatteyiz çünkü enflasyonun sebebi o enflasyonun sebebin içerisindeki e, ağır katı Tüketim. denklem Fed'in bol parası düşük faizi falan filan tamam değil, var. var da yüzde kaçı bu kadar değil yüzde 20'si belki o kadar Fed faizi indirdiği faizi arttırdığı an enflasyonda düşüş beklemek o kadar kolay değil derken de bunu kastediyoruz. İşimiz bu anlamda kolay değil derken bunu anlatmaya çalışıyoruz. Çünkü bugün yaşadığımız şey yüksek oranda mali, üretim maliyetlerinin yüksekliğinden kaynaklanan maliyet enflasyonu. Yani siz e, talebi kesseniz de o elektriğin, doğalgazın, e, ondan sonra ne bileyim işte diğer ham maddelerin fiyatları düşmeyecek. Ben şu malı almıyorum diye bu malın üretim maliyeti düşmüyorsa. Nasıl? Adam o zaman üretmeyecek. E, üretmeyecek o zaman. İşte bu ne oluyor? Şey demeyecek İşsizlik. yani. Ya bunu kimse o bardağı kimse almıyor. Ben fiyatı düşüreyim de alsın diyemiyor çünkü ya. üretebilecek maliyette olmayacak. Yani o zaman zaten, üretim maliyetini kurtarmayacak yani. E zaten üretim maliyetini doğrudan fiyata yediremiyorlar şu anda. Dünyanın hiçbir yerinde üfe ile tüfe arasındaki makas çok büyük. Tam anlamıyla yediremiyor. Tabii üretici gerçekten şu bardağın üretim maliyetini üstüne de kendi karını koyup satmaya kalksa zaten üfe ile tüfe birbirine çok yakın bir yerde olurdu. Böyle bir şey yok şu an için. Ama ya biz talebi kısalım o zaman enflasyonu düşürürüz. Ya böyle bir şey de olmaz. Çünkü ister talep et veya etme. Bu adamı şu bardağı üretme maliyetini daha aşağı çekecek koşullar ortaya çıkmıyorsa üretmekten vazgeçecek. İşsizlik artacak. Ekonomik aktivite yavaşlayacak. Ülkelerin hazinelerinin işte maliyelerinin vergi kayıpları yaşanacak. Çünkü işletme faaliyeti yok. Yok. Yani çok ciddi bir sorun. Sonra bu. bir sarmal daha onlara destek için e kaynak bulunmaya çalışılacak. Ya yani o işletmelerin ayakta kalabilmesi. Bir daha destek. Bir destek daha yapılacak. İşte senin bu söylediğin şey durgunluk içinde yüksek enflasyon, stagflasyon, durgunluk içinde işsizlik tehlikesi. Yani bu tuzağa düşmemek lazım. Nasıl olacak bilmiyorum ama. Yani bir tercih, bir tercih yapılması gerekiyor. Yüksek enflasyon ama işin var. Ee, i̇şte ne bileyim bir gelirin var. Ama bir taraftan da alım gücü zayıf ama enflasyon var. Diğer tarafta Enflasyon yine yüksek ama işsiz kalmışın gelirin yok. Bu daha ağır bir tablo. Tabi. İşimiz biraz da şansa kaldı. Şöyle, ben bunu bu yıl için söyleyeyim yani ileriye bu rakamlar olmayacaktır. Ne diyoruz mesela, navlun fiyatları yüksek. Burada da bir enteresan bir hareketlenme var, yani, tekerleşmenin yarattığı bir sorun. Buraya çözüm bulabiliyor ülkeler. Veya evet. tedarik zincirinde farklı farklı sorunlar var. Sebebi salgındı, başka bir şeydi. E salgın ortadan kalkıyorsa bu sorunlar da ortadan kalkmadı değil mi? Yavaş yavaş. Yavaş yavaş. Yani bu sene biz enflasyonla mücadele hep konuşacağız da bunu belki 2023'te bu kadar konuşmayacağız. Çünkü salgını aynı derecede konuşmuyorsak salgının yarattığı ekonomik sorunları da aynı derecede konuşmamamız lazım. Belki bu sene biraz talebi baskılarlar, işte biraz işte yaza doğru tedarik zinciriyle ilgili sorunlar bir derece aşılır. Fiyatlarda hafif hafif durmayı izleyebiliriz belki olabilir. Ama bu insanların enflasyon konusunda, hükümetlerin enflasyon konusunda rahat olabileceği bir yıl demek değil. Yani fiyatlar yavaşlayacak veya durma noktası. Yoksa gerilemesinden bahsetmiyoruz. Hayır, hayır, hayır. Ama e, vatandaşın... Ee, insanların da gelirlerinde yavaş yavaş artışlar olarak oraya yaklaşma yani böyle o zaman alım gücünün art, artması olacak. O da oldu. Şimdi Amerika'da enflasyonun sebeplerinden bir tanesi de insanların gelirlerinin artması. Yani çalışanların tamam yani istihdama katılım vesaire farklı farklı sorunlar var da e, saatlik ücretlerde falan rakamlar gayet güzel. İnsanlar para kazanmışlar. Çok ezilmişler mi? Bir ortalamaya bakarsan he işte var sorun. Fakat bu ücret artışları da enflasyonu bir derece körüklüyor. Çünkü talebi canlı tutuyor bu. Talep canlı kalınca da hangi fiyata yazarsam yazayım gider deniyorsa işte enflasyon denkleminin o çok değişkenlerinden bir tanesi de bu sene böyle dedir diyor. Evet. Şimdi konuşacağız. E, piyasalar tarafında peki bu veri sonrası nasıl bir yansıması oldu? ABD borsaları şey kapattı. Bir ona bakalım. ABD borsaları Dün akşam Nasdaq'ta %2'nin hafif üzerinde kayıp %2, vardı. %2,10'luk bir kayıp vardı. Evet, tabii. Yani dün konuştuğumuz, sabah konuştuğumuz şey neydi? Bu enflasyon rakamı beklentilerden yüksek gelirse borsalara satış getirecek. Tabir faizi yükselecek. Netekim öyle oldu. 10 yıllık tabir faizi %2'nin üzerine çıktı. E, Doğucu, bakalım o evet 10 yıllık tahvil %2'nin üzerine çıktı. Orada zaten hani bir, yükseliş şeyi vardı, ivmesi vardı. yüzde evet. %2'nin üzerine attı. Ee, tekrar ABD borsaları vadeleri alalım. Dow Jones %0,65 ekside, Nasdaq %1'e yakın, S&P 500 %0,83 ekside. Dün dediğin gibi Nasdaq'ta %2,10'luk kayıp vardı. S&P 500'de %1,84 kayıp vardı. <laughs> e Dow Jones'ta da %1,5'luk kayıp vardı. Ve vadelilerde de o kayıpların devam. Hala devam ettiğini görüyoruz. Peki bir de Asya borsalarına bakalım. Oralar da keyifsiz. Oralar da keyifsiz kayıplar var. ABD 10 yıllık burada fiyatlandı. 2'nin üzerine çıktı. E, dolar endeksinde hareket. 96'lar. Evet. 2 yıllıkta da, da yükseliş devam ediyor. Evet. Ve 2 yıllıkla 10 yıllık tabir faizi arasındaki makas yok artık. Bu ayrı bir stres unsuru. Bir de 2 yıllığa bakalım mı o zaman? Çok hızlı değiştiriyoruz zaman. Evet. <laughs> İyi, evet ABD 2 yıllık. O da 1.59'a geldi. Evet. Bu da stres unsuru. Dolar endeksinde Dolar de, endeksine bakalım bir. Şimdi otomatik olarak yüksek enflasyon, Fed'in daha hızlı faiz artırımı eşittir daha değerli dolar. 96'nın üzerine işte 97 ile görmüş. Şimdi 96'nın hafif altında. Bu da normal işte. Yani. Normal. Normal. Peki, devam edeceğiz. Piyasaları konuşacağız. İçeriye yansımaları ne olur? Plançolar da geliyor. Onları da konuşacağız gazetelerden biraz devam edelim. Dev paket yarın açıklanıyor. Ekonomi yönetimi yarın saat 14'te sabah gazetesinin ekonomi sayfasında yer alan haber. Fiyat artışlarıyla mücadele başta olmak üzere. Üretim, ihracat öncelikli birçok destek, tedbir ve teşvik paketi açıklayacak. Bunun içinde işte kredi garanti fonu aracılığıyla işletmelere ve ihracatçılara finansman desteği selektif bir finansman destek paketi açıklanacak. Bunu e, bekliyoruz. Türkiye ekonomi modeli çerçevesinde <laughs> yastık altındaki altınların finansal sisteme aktarılması amacıyla atılacak adımlar da yine kamuoyuna duyurulacak. E, yarın saat 14'te Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati geniş katılımlı bir toplantıyla bunları açıklayacak. Bekleniyor. E, e, yani şu, şu şunu da görüyoruz açıklamada bir taraftan enflasyonla mücadele konusunda neler yapılabilir ona ilişkin adımlar. Diğer tarafta da büyüme konusunda büyümenin direncinin düşmemesi, üretimin direncinin düşmemesi konusunda neler yapılabilir? Aslında iki ayağı da sürdürebilmek. Yani çünkü ikisi de çok önemli. Büyüyorsun fakat enflasyonun yüksek bu ağızlarda tat bırakmıyor. Enflasyonu düşürdün fakat ekonomide çarklar dönmüyor. Bu da anlamlı değil. Yani bu da mutlu eden bir sonuç doğurmuyor. Kolay değil. Fakat bir dengeye ihtiyaç var. Baya uzun bir toplantı olacak. Eğer bu sabah gazetesinin manşetindeki konulara bakarsak. Çünkü evet. kapsamlı bir içerik bu. Ya bunun içinde işte yastık altı altında var. KGF yani. desteği de var. Enflasyonla mücadele de var. Yani çok çok kapsamlı. Evet. E çünkü sorunlarımız büyük. Yani bu sorunlara da kapsamlı çözümler gerekiyor. Tek bir pencereden, bunu böyle yaparsak bunun sonucu mutludur, herkesi mutlu edecek bir sonuçtur demek durumunda değiliz. Yani bunu yaparız <laughs> ama bu ne ne sonuç doğurur? Bu sonucu bertaraf etmek için ne yapabiliriz? Bunu oksuz. Ee, bir diğer önemli <laughs> konu elektrik fiyatı. Elektrik fiyatı için kritik zirve. Murat Ovucu da detaylarını anlattı aslında bize ama e, bu da tabii yakından takip ediliyor. Vatandaşın tepkisini çeken elektrik faturaları bugün masaya yatırılıyor. Bakanlık 21 dağıtım şirketiyle yapacağı zirvede indirim formülünü konuşacak deniyor. Dün Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in açıklamaları vardı. Geçen yıl elektrik ve doğalgaz faturalarında 100 milyar liralık destek sağlandığını belirtti. Elektrikte birinci kademede %50, doğalgazda ise %75'lik devlet desteği devam ediyor dedi. Örneğin 100 liralık elektrik faturasının 50'si, gazda ise 100 liralık faturanın 75'i hükümetimiz tarafından karşılanıyor. Dar gelirli vatandaşlara desteğimiz sürecek dedi. Şunları da aktardı. Geçen yıldan itibaren kömür fiyatının 5, doğalgaz fiyatının ise 10 kat arttığını söyledi. Doğalgazın %99'unun, petrolün ise %92'sinin ithal edildiğini kaydetti. Yani biz burada doğalgazı da, petrolü de ithal ediyoruz, dışarıdan alıyoruz. Elektrik, elektrik üretiminde kullanılan ithal kaynakların oranında yüzde 50. Yani bu elektriği üretirken yüzde 50'si iç kaynaklardan, yüzde 50'si yine dış kaynaklardan sağlanıyor. Örneğin doğalgaz. Ve desteklerden bahsettiği ee, enerji üretiminde yerli ve yenilenebilir kaynak oranını arttırmaya yönelik atılan adımlardan Bahsetti, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez. Bakalım bu bugünkü zirveden nasıl bir sonuç çıkacak? Elektrik dağıtım şirketleriyle. bu Tabii e, bu konu şu anda e, hani enflasyonun o en ağır yükü, enflasyonun yarattığı tahribat dediğimizde birebir karşılaştığımız ve e, direkt bizi etkileyen yani vatandaşı da sanayiciyi de üreticiyi de tüm kesimleri direkt etkileyen çünkü kullanıyorsunuz faturanız ay başında geliyor elinize ve fiyatlarda ciddi bir artış var. Ve senenin başında çalışanlar ücret artışlarını aldıktan sonra bu rakamların tadını bile çıkarma imkanı bulamadılar. Bulamadık. Hı hı. Bunun gözden geçirilmesi gerekiyor. Şimdi doğal bu fiyatların artışının temelinde mantık olarak problem yok. Şunu diyebilirsin. Bütün dünyada işte petrol fiyatı gelmiş neredeyse 95 dolara dayanmış. Doğalgaz fiyatları her yerde inanılmaz boyutlarda yükselmiş. Doğru bunlar böyle. 10 kat artmış. Doğru. Ama bu yükü üreticiye ve tüketiciye aynı boyutta yansıtılmadan devam edildiğini biliyoruz. Bu da doğru. Fakat bir şeylerin yapılması ihtiyacı da var. Yani sabahtan akşama kadar her yerde insanlar elektrik ve doğalgazı konuşuyorsa, bir dönem herkes doları, euro'yu konuşuyordu. Bugün elektriği, doğalgazı konuşuyor. Mecburen. Hı hı. Demek ki artık buraya bir bir şey dokunmak, bir şey yapmak gerekiyor. Evet. Yani tabii devletin burada bir desteği var ama daha ne kadar orada destek olabilir? fatura anlamında mesela işte 100 liralık 100 liralık elektrik faturasının 50 lirasını e, devlet karşılıyor. 100 Oldu. liralık doğalgaz faturasının 75 lirasını devlet karş karşılıyor. Bu işin büyük bir kısmı zaten devlet tarafından sübvanse ediliyor. Bunu biliyoruz. Hı -hı. Bunda bir problem yok. Bu geçmişten gelen destek. Şimdi daha çok konuşuluyor. Yani sanki hiç yoktu da bugün varmış gibi konuşuluyor. Öyle değil. Her zaman vardı. Bu hep vardı. Ama konu bugün bu desteğe rağmen fiyatların geldiği yerde insanların bu yükü taşıma konusunda zorluk çekmesi, işletmeler zorlanıyor. Yani işletmeler, üreticiler, tamam. bu birkaç ay devam ederse istihdam kaybı doğacak. Yani bu faturayı öderken bir berber, ya yanında çalışan insan sayısını azaltacak, ya da bekleyecek ki daha fazla müşterisi gelsin. Ya da fiyat arttıracak. Ya da fiyat arttıracak. Fiyat arttırdığı zaman da bakıyor ciro değişmiyor. Yani bugün işletmelere i̇şletmelere bak, fiyat artışları var. Fakat bu fiyat artışlarını biz tüketici olarak şikayetle karşılıyoruz. Hakkımızdır. Fakat işletme sahibi de diyor ki ben fiyat arttırdım fakat benim ciromda bir değişiklik yok. Çünkü 5 kişi giderken bu sefer 3 kişi gitmeye başlıyor. Ve işte kira Ve arttı. Ve fatura arttı. Fatura arttı. İşte çalışanlar için. Dediğin gibi tamamını da yansıtamıyor. <laughs> yok ya o da var. Hani diyoruz ya üretici fiyatları endeksi dediğimiz şey bugün %80'e dayanmış Türkiye'de. Tüketici fiyatları endeksi işte 48'lerde. Yani biz yine dönüp dolaşıp <laughs> hani diyoruz ya üretimi arttırmamız lazım her anlamda. Evet. Ve işte belki e, şu anda bir sıkıntı yaşıyoruz. Evet. Tüm dünyada da bu yaşanıyor. Evet. Bu sıkıntı <laughs> çok kronik hale gelip çok daha büyük sıkıntılara ilerleyen dönemde sebep olma ihtimali var. Ama bugün... Ee, i̇şte işte bakan anlatmış %99'unu biz doğalgazın, gazın, petrolün %92'sini dışarıdan alıyoruz. Evet. Başkasından alıyoruz. Evet. İthal ediyoruz, döviz veriyoruz. İthal yani. ediyoruz, döviz veriyoruz ve e, vana başkasının elinde. Elinde. Doğru. Şimdi bu döngüden, bu kısır döngüden kurtulmak için de atılan adımları da düşünmek lazım. Yani önümüzdeki dönemde belki bir miktar, bir nebze bir rahatlama getirebileceğini de yani hep böyle gitmeyeceğini söyleyelim. Öyle bir zaman. rahatlama getirecek. Ne getirecek? İşte Karadeniz'deki doğalgaz rezervi. Nükleer santral, yenilenebilir enerjinin arttırılması. Bugün bir haber vardı. <laughs> ee, nükleer santral konusu. Türkiye'de işte bir tane şu anda Akkuyu'da yapılıyor. İkincisi de gelecek dedi Cumhurbaşkanı Erdoğan. Fransa Cumhurbaşkanı açıklama yaptı. Altı nükleer santral inşa edeceklerini açıkladı. Fransa evet. elektriğinin çok önemli bir kısmını nükleerden karşılıyor şu anda. Evet. Yani ülkesindeki elektriğinin çok çok önemli. Geçen gün vardı ya galiba yüzde 60-70'ler civarında elektriğin. Aa, dünya ortalaması yanılmıyorsam burada yüzde 20. Evet ama Fransa'da yüzde 70'lere varan bir, bir oran var. Var. Yüzde 71 civarında. Ee, nükleer santralden karşılıyor. 6 nükleer santral inşa edeceklerini söylüyor Fransa. Evet. Ee, bak, bak ne diyor burada? Diyor ki Fransa'nın gelecek 10 yıllarda fosil enerjiyi azaltmak için bugüne göre %60 daha fazla elektrik üretmesi gerektiğini belirtiyor. Macron, nükleer ve yenilenebilir enerjiyi aynı anda geliştirmek istediklerini söylüyor. Ee, i̇lk nükleer santralin inşası 2028'de başlayacak, 2035'te hizmete açılacak. Evet, yani yatırımlar geri döndü. Planlı Planlamalara bakar mısın? Yani bunu yapmak zorundasın. Tabii ki. İşte gördün, Rusya ile bir sıkıntı yaşıyorsun veya hazırlıksız yakalanıyorsun. Bir anda fiyat artışları her şeyini allak bullak ediyor. Ve Fransa'nın kaç nükleer santrali var? 60 mı? 18 nükleer santralde faaliyet gösteren 56 reaktör var. 60'a <laughs> yakın, 60 evet, 60 yakın reaktör var. 60 diye ee, hatırlıyorum. Evet 60'a yakın reaktör var. ve elektriğin evet %70'ini bu nükleer enerjiden sağlıyor. Altı nükleer santral daha inşa edeceklerini belirtiyor. Bunlar gerekli olan yatırımlar. Şimdi başımıza bir bela geldi. Sonra bu belayı yarın bir gün başka bir boyutta, başka bir şekilde yaşamayacağımızın garantisi yok. O zaman bugünden hazırlık yapalım. Nükleer yatırımlar Türkiye'de başladı. Tamam. Yenilenebilir enerjinin payı giderek artıyor. Güzel. Karadeniz'de, Akdeniz'de doğalgaz arabalarımız ve bulduğumuz sonuçlar var. 2023 ve sonrasında bekliyoruz. Güzel. Fakat bizim bugün sorunumuz başka. Tabii. Biz 2023'e nasıl gideceğiz? 2023'e kendi kaynağımızı daha fazla kullanma noktasına yaklaştığımızda işletmeleri ayakta bulmamız lazım bizim. O yüzden işte bu elektrik santralleri işletmeler ne kadar feragat gösterecekler? Devlet ne kadar bu katkıyı zaten yüksek olan katkıyı daha ne arttırabilir, arttırabilir mi? mi? Bu faturaları insanların cebinden nasıl biraz daha hafifletebiliriz? Ortak akılın buna odaklandığını göreceğiz. Yani ee, şu anlamada gelmesi mesela nükleer enerji işte ee, muhakkak lazım çok enerji riskleri var. evet ama sizin bir şeyler yapmanız gerekiyor. Yani biz hala bir tane Türkiye'de bir nükleer santrali tartışır zaman zaman tartışır haldeyiz. Bir tane nükleer santrali daha tartışır Sınırların haldeyiz. Sınırlarının her tarafında nükleer tesisler var. Var. Sen de Ermenistan'dan yok. Ermenistan'dan tut e, her yere kadar. Ya kimse demiyor ki zaten nükleer enerji ya çok temizdir, sıfır riski var, mükemmel bir şeydir demiyoruz. Ama zorunluluk. Ne yapacağız? Hadi bunu beğenmeyenler bize bir çözüm üretsinler. Ne yapalım yani? Aynı şeyi söyleyeceğim. Taşı taşa mı sürteceğiz enerjiyi ortaya koymak için? Bak eğer işler çok sıkışırsa bu kapitalist sistem kömüre bile yeşil sertifika verir. Onu bile yapar. O noktaya geldi. Yani e, Çin tekrar hava kirliliğiydi vesaire ama baktık ki olmuyor. E, bu fabrikaların çalışması lazım. Yani evet çevre kirliliği çok kötü. Dünya yedim bitirdim farkındayız. Fakat biz bunu alalım da kaldığımız yerden eski kafayla ilerletelim demiyoruz. Bir ara dönem var. Bir geçiş süreci var. Bu geçiş sürecinde ekonomileri yıka yıka gidemezsiniz bir sonraki faza. Ayakta kalmanız lazım. Gerekirse yeşil sertifikayı da verir kömüre. Şu dönemi atlatır herkes. Sonra çünkü hala normalde değiliz ki biz. Neyin normalindesiniz ki yani, yani ekonomi biz, şeyin, biz siyaset için, siyaset için. Biz Türkiye'de bir tane nükleer santrali tartışıyoruz. Fransa'nın 18 santrali, 56 reaktör, 60'a yakın reaktörü var. Elektriğinin %70'ini nükleerden karşılıyor. Altı nükleer <laughs> santral daha inşa edeceklerini planlıyor Fransa. Biz bir tanenin tartışmasını yapıyoruz. Amerika'da Kaliforniya e, eyaletinde su kanalları güneş paneliyle kaplanacakmış. E, böyle de bir haber vardı. Avrupa Birliği de diyor ki Rusya yüksek fiyatlara rağmen ilave gaz göndermiyor diyor. Yani yeah. e, Avrupa gazının yüzde doksanını ithal ediyor Avrupa'da. İhtiyaç devam ediyor. E, gazımızın yüzde kırkından fazlasını Rusya'dan ithal ediyoruz diyor Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der, von der Leyen. Ve görünüşe göre Rusya şu anda zirve yapmış fiyatlara rağmen doğal gaz arzını arttırmakla ilgilenmiyor diyor. Evet. Çünkü İhtiyacı var. Bir ürün. Yani silah gibi kullanıyor. Kapatırın vanayı donarsın kara kışta bütün Avrupa fabrika tesislerin üretim merkezlerin kapanır enerji yoksa hiçbir şey yok enerji yoksa hiçbir şey yok neyin ekonomisinden bahsedeceksin demiş ki şirket çıkarlarıyla siyaset iç içe geçmiş görünüyor diyor AB komisyonu başkanı e, 20'den fazla sıvılaştırılmış doğal gaz terminali bulunduğunu söylüyor Rusya gazına olan bağımlılığımızı azaltıyor ve kaynaklarımızı çeşitlendirmemizi sağlıyor diye ama yani çok tabii Göbekten bağlısın Rusya. Eğer bu işin gerçekten çözülmesini istiyorsan Akdeniz'deki doğal gaz rezervlerinin bütün paydaşların ortak çıkarlarına uygun bir şekilde çıkarılıp kullanılmasına bir model üretmen lazım. Yani burada birbirinin ayağına basmaktansa madem Rusya'nın böyle bir tehdidi var sizin için gördük var o zaman Güney'deki kaynaklara ulaşıp onu adil bölüşmek için ne yapabiliriz diye bakın. Peki. Bu, bu arada Avrupa Birliği'nden bahsetmişken şu e, haber de dikkatimi çekti. Yine Von der Leyen'in açıklaması. Afrika konusunda çok inanılmaz bir sıcaklık kuruyorlar. Ve şu cümle de çok dikkatimi çekti aslında. Bir saniye bulacağım. <laughs> Ama manşet haber şu. E, Avrupa Birliği Afrika'ya 172 milyar dolarlık yatırım planı olduğunu duyurdu. Gözler. Afrika'da. Ee, sömürgelerden günah çıkarma babında bir şeyler yapılıyor ve yatırımlar gidecek çünkü kaynak orada. He buldum cümleyi. Afrika'nın en güvenilir ortağının Avrupa olduğunu söylemiş. Ee, en sömürge ne oydu zamanında değil en mi? En güvenilir ortak, <laughs> güvenilir güzel. ortak. Tabii, tabii. Ha Çok güzel. Çok güzel. Yardım ettiniz mi şeyde? Hani... Orada da Çinle yarışacaklar büyük ihtimalle çünkü işte arazi büyük fakir Afrika'yı yavaş yavaş geride bırakacaklar. Ne yazık ki yine eski sömürgelerin yatırımlarıyla olacak bu iş. Yine bu işin kaymağını bu ülkeler yiyecekler, o ülkenin insanları değil. Evet. Çok sıcak mesajlar. Yani çok ihtiyaçtan o. En güvenilir Afrika'nın en güvenilir ortağı Avrupa'yı. E Çin'le kıyaslarsan, eh, herhalde bu cümle yanlış değildir. Çin'le kıyaslarsan. Kendi içinde kıyaslanmayacak derecede çelişkili bir unutulur. Sömürü Sömürü olarak görmediniz mi? <laughs> Ve amacınız da <laughs> zaten yine sömürmek tabii değil mi ki, yani? Tabii ki. Yatırımla sömürecek. Çin'in yaptığı gibi. 172 milyar dolarlık yatırım planlıyorsun. Afrika'yı çok sevdiğinden değil. He? Oradaki çocukları çok düşündüklerinden sevdiklerinden orada Oradaki çocukları çok mu yani. düşündünüz? Temiz su konusunda, gıda konusunda, ilaç konusunda, aşı konusunda yardım mı ettiniz? Yardımı diye geçiyor, yatırımı düşünüyor. Tabii tabii. Ee, dijital dönüşüm, telekomünikasyon, ulaşım enerji, sağlık gibi alanlara yöneltecekmiş. Yatırımlara uygun koşullu finansman verecekmiş. Yani hiç şey değil. E, samimi zaten bulmak olan Ama arasız. Avrupa açısından mantıklı bir karar. Hatta geç kalınmış bir karar. İçeride doymuşsunuz artık. Yani yapacağınızı bu ülkeler içerisinde sanayiyle, tarımla işte bir şekilde yapmışsınız. Size yeni üretim ya da ekonomik faaliyet alanları gerekiyor. Yeni araziler gerekiyor. Yeni tüketim merkezleri gerekiyor. O merkezleri oluşturmanız gerekiyor. Çin bunu kışak yolla yapıyor Avrupa'nın içine kadar. Af Afrika'yı da Avrupa kendini hedef olarak görüyor. Mantıklı kendiler açısından. Tabii. Peki. Yine Sabah gazetesinin haberi büyük çözülme. 15.1 milyar dolar. Döviz hesaplarında 22 Aralık'tan bu yana yaşanan çözülme 15.1 milyar dolara ulaştı. Bu dönemde şirketlerin döviz satışı 10.3 milyar dolar oldu. TL mevduatta ise çeyrek trilyon artış yaşandı. Borsa şirketlerindeki e, dönüşümü bahsediliyor. Koza Altın, natural Gediz, Acıselsan, Papilon ve Kalekim arka arkaya geliyor. E, buradaki dövizlerin kur korumalı TL mevduata geçişi 8 milyar liralık bir vergi avantajı da burada yakalanmış durumda. TL mevduat rekor düzeyde ve e, dün de veri geldi. Yurt içi yerleşiklerin döviz mevduatı geçen hafta 3.1 milyar dolar azaldı. 225.1 milyar dolara geriledi. Özellikle bireyseller geçen hafta 250 milyon dolar azalttı. Kurumsal, kurumsallarsa 3.3 milyar dolar. Asıl çözülme kurumsallardan gelmeye devam ediyor. Bir çözülme var. Az buz rakamda değil birikiyor. İşte kur korumalı mevduatın ortaya çıkardığı bir tablo bu. Şirketler de bu kur korumalı mevduat tarafına hızlı başlamışlar. Yani hani bir dönem düşünüyorlar, hesap yapılıyor falan demiş demiştin ya sen. O hesapların sonrasında harekete geçme kararı alınmış gördüğümüz kadarıyla. Bir haftada 3 küsur milyar dolarlık çözülme de az bir rakam değildi. Çünkü biz bunu son dönemlerde hiç görmedik. Bu ancak geliştirilmiş yeni ürünle ortaya çıkan bir sonuç. Bakın nereye kadar gider. Hani 10 milyar dolar civar bir rakamdan bahsediyordu ya hazine Bakanı. Hı -hı. olabilir bu çok zor bir rakam gibi gözükmüyor şu anda ulaşmak açısından. Zaten kurda da e, hani çakılı bir se seyir görüyoruz evet. hareketsiz unutturdu kendini dar bir bantta evet unutturdu hiç konuşulmuyor e, fazla bir hareketi de yok bir süre daha unuttursun. hiçbir Hı -hı. problem yok Hı -hı. E, çünkü belki TL'den kur kolu mevduata geçişte bir yavaşlama görebilir. Çünkü oradaki rakamın toteli belli değil mi? Yani aynı hızla gitmeyebilir. Araya şirketler gelir. Şirketler hızlanır. Şu dönemde kur tarafında TL'den dövize, dolara, euroya geçmeye gerektirecek koşul yok dedirtir bizi. Bu yaklaşık 3 ay kadar rahatlıkla olabilecek bir konjonktür. Bak işte Amerika'da enflasyon %7,5 geliyor. Bir şeyler otluyor zıplıyor. Kurdaş ABD şey. 10 yıllık zıplıyor. Evet, hiçbir şey yok. Yaşanmıyor. Bu normal mi? Değil. Çünkü başka bir anormalden geliyoruz biz. Başka bir anormalden normalleşmeye doğru evrilmiş. Buna çabalayan bir durum görüyoruz. Şimdi hafta sonu ne açıklanacak? E, hafta sonu erken işte yarın. Hı hı. E, Bakan Nebati'nin açıklamalarını biz pazartesi günü Türkiye ekonomisi için ayrı değerlendireceğiz. E, pazartesi demeyelim yarın tabii ki değerlendirilecek piyasalar açısından ayrı ayrı değerlendireceğiz. Şu anda makroekonomik dengeyi sağlayabilmek için enflasyonda, cari dengede ne diyeceksen de, buraya pergelin iki ayağından bir tanesi, dayanılan ayaklardan bir tanesi kurun, dövizin, TL değerinin bir dönem sabit kalması. Çok değerlenmesi çok değersizliği değil. Bir dönem sabit kalması. Bunu sağlıyorsak o pergelin ikinci ayağını istediğimiz kadar açabiliriz şu an. İstediğimiz kadar demeyeyim de açabiliriz bize böyle bir hareket alanı bırakır. Burada bir sakinleşmeyi sağlayamadıktan sonra enflasyonla mücadeleyi nasıl konuşacaksın? Hiçbir, ne bir, diyeceksin? Hiçbir yani? şey planlayamıyorsun. Planlayamıyorsun, plan yapamıyorsun. Ha bugün planlar sene sonuna binaen çok kalın böyle silinmeyecek şekilde yazılıyor mu? Hayır, hiç zannetmiyorum. Ama bir tedirginlikle başlanmadı bu anlamda bu yıla. Evet. Yani burada hani mesela e, kur korumalı TL mevduatta e, ince ayarlamalarla ilgiyi daha da fazla arttırabilirsiniz. Yani şu anda hakimiyet ele geçirildi. Yani hakimiyet dediğim böyle kontrol sağlandı. Dizginlendi diyelim. E, dizginlendi, kontrol sağlandı. <laughs> Mesela siz şöyle bir hamle yapsanız kurum e, kurumsallar için 6 ay değil de 3 aya çekseniz e, kur korumalı TL mevduata geçiş imkanı verseniz o zaman birden hızlanacak. Yani o ayarlamayı da yapabilirsiniz eğer böyle hani bir hareketlilik yaşanırsa yapılabilir. İşte yanına altın için yeni bir model getirirsiniz. Çünkü dolarizasyon demek sadece dolar almak, euro almak değil ki altın aldığınız zaman Altında. da var. Evet. Göreceğiz bakalım yarın açıklamaları. Peki borsa İstanbul'un açılmasına az bir süre kaldı. Ee, bakalım bugün nasıl bir açılış göreceğiz. Şerek açılması herhalde şaşırtmaz kimseyi. Peki açılışa gidelim. Evet, Borsa İstanbul %0,77 eksi de açıldı 2023 puanla. Sürpriz değil. Çünkü işte dünkü enflasyondan sonra ABD borsalarının kapanışı, şu anki vadeliler, Asya'nın hali borsayı da etkiliyor tabii normal. Evet. Peki, düşüşte bir başlangıç görüyoruz Borsa İstanbul tarafında. Evet. 2000 puan seviyesinin üzerinde şu an itibariyle. Ama borsalar açısından da herhalde e, yılbaşından bu yana o hani e, nasıl diyelim tatsızlık devam ediyor. Evet. Kötü bir Ocak ayı geçirildi. Şubat Bayağı. ayı da tatsız. Yani bir iyi bir kötü. Kötü bir Ocak çünkü FED e, işi değiştirdi. Şimdi tablo biraz netleşiyor. Ocak e, Belirsizlikler yavaş yavaş yani o bulut, Tabii, sis bulutu kalkıyor. Yani biliyoruz yavaş. işte faizi arttıracak. Yani 25 Mart'tır 50 mi artır? bugünkü tartışma bu. Çok bir şey değiştirir mi kalıcı olarak sadece oynatlık yaratıyor şu an için. O yüzden böyle bir trendle birlikte düştüler, çıkmaya başladılar ve devamını bekleyelim diyemiyoruz bugün borsalar için. Aynısını Borsa İstanbul için de söyleyebiliriz. Yani düştü, toparladı, hafif bir geri çekilmedi. Şimdi tekrar zorluyor 2100 seviyelerini falan ama yakıt yok anlatabiliyor muyum yani ne hangi yakıtı depoya atacaksın da bizi uzun bir yola çıkartacak şu an. Bilançolar geliyor ama o bilançoların etkisi nasıl? Yani hani e, hisse senedi üzerinde veya Borsa İstanbul üzerinde kalıcı değil. Bugün etkiler. Mesela Ereğli'nin bilançosu gelir örnek veriyorum. Beklentiden yük yüksektir. İşte o da açılışta Hisseye işte yüzde %1, %2, üç neyse bir şey yaptırabilir. Hı hı. Fakat bunun devamını ertesi görmüyorsun. Çünkü bu rakam, bu bilanço geride kaldı. 5 ay önceki dönemin 5 ay demeyeyim de yani e, 2021'in son 3 aylık döneminin rakamları. Totalde 2021'in de rakamlarıdır. Ama bilanço dediğin şey yolculukta aynadan geriye bakmak gibi. Hı hı. Mutlaka nereden geldiğimiz çok önemli nereye gittiğimiz için. Ama zaten bugün bu bilançoların güçlü geleceğini zaten herkes biliyor. Ama yatırımcı da geleceğe bakıyor. Yatırımcı geleceğe bakarken bilançoya bakmıyor ki. Yani değeri ne olur diye bakan azınlıkta insan var burada. Yani değere odaklanmış insan sayısı çok az. Değere odaklanılsa Borsa İstanbul'da hisse tutmanın vadesi 3 gün olur mu? Hangi vadede 3 günlük satış alışı yapıyorsun da bilançoyu bekleyebileyim diyorsun. Böyle bir şey mümkün değil. Yani yerli yatırımcının baktığı şey ne yazık ne yazık gidemeyin bu bir tercihtir yani bunun iyisi kötüsü diye bir şey yok. Yani hı hı. ideal bir yöntem şudur denmez o hadsizlik olur. Ama yerli yatırımcının bakış açısı da bu. Arada da yabancı yatırımcılar çıkmış işte 10 aylık 11 aylık rakamda 11 küsur milyar dolarlık para çıkışı var. Yabancı yok yerli kısa vadeci e, hareketlerin hepsi de soluk kısa soluklu düşüş de kısa kalıyor. Yükseliş de kısa kalıyor. Peki. E, Erdemir'in bilançosu geldi. Erdemir'in 2021 yılı 12 aylık net karı 15.53 milyar TL. <laughs> Geçen yıl aynı dönemde 3.31 milyar TL kar 15.53 milyar TL'ye çıktı. Dördüncü çeyrekte e, karda %154'lük artış var. Beklenen güzel bilanço diyelim buna yani. Hı hı. Şimdi tabi e, İskenderun Demir Çelik'in de geldi. O da geldi. Önce bir Ereğli'ye bakalım mı? Ereğli hisselerine. Evet. E, 2021 yılı ham çelik üretimi bir önceki yıla göre %6 artış göstermiş. Bunu gördük. Bakalım evet. Ereğli bu hani satıcılı günde yerinde yerini koruyarak yani, evet. direnç gösteriyor. Evet İstemir'e bakalım. İstemir. İskenderun Demir Çelik 2021'in dördüncü çeyreğinde net dönem karı e, 347,5 milyon TL. Hı, hı. E, 12 aylıkta da 6,5 milyar evet, yuvarlarsak, TL. Evet. 2020'de 2.4 milyardan 6.5. Yani, Yine güzel bilanço yani. Evet. Karlarını katlayarak arttırmışlar. Demirçelik sektöründe, petrokimyada bu şirketlerin bilançolarında sürpriz yok. Zaten güçlü bekleniyor. Zaten iyi bekleniyor ve geliyor şu an. Evet. Sanayi üretim verisi geldi. Sanayi üretimi yıllık %14,4 arttı beklentilerden yukarıda gelmiş. Evet. 11,3'ten 14,4'e yükselmiş. <laughs> 10,8 civarı bekleniyordu. Bunun dışında perakende satış, ciro endeksi ve tabii Merkez Bankası'ndan da cari işlemler dengesi yine Sanayi gelecek. Sanayi üretimiyle başlayalım. Evet. Bir Murat'a dönelim. Bir bize detayları anlatsın. Murat Avucu karşımızda. Murat sen dinleyelim. Evet Erdoğan Toran'ın da söylediği gibi beklentilerin üzerinde bir sanayi üretim artışı söz konusu. Yıllık bazda %14.4 ile aylık bazda ise %1.6 olarak gerçekleşmiş görünüyor sanayi üretimi. Tabii alt sektörlere bakalım oradaki değişimle. Yıllık bazda madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksinde bir önceki yılın aynı ayına göre %1.5'luk bir azalış söz konusu. Ancak buna karşın imalat sanayi sektörü endeksinde %16.2'lik ciddi bir artış var çarpıcı bir rakam. Gaz, buhar ve iklimlendirme, üretim ve dağıtım sektöründe de %6'lık bir artış söz konusu. Aylık bazda bakacak olursak yine madencilik ve taş ocakçılığı sektör endeksinde %3,4'lük bir azalış var. İmal sanayi sektör endeksinde %1,9 ve elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme, üretim ve dağıtım sektöründe ise 0,6'lık bir artış dikkat çekiyor. Bu tabi diğer rakamlara bakalım detaylara. Ara malı üretiminde yıllık bazda %13.3'lük bir artış. Dayanıklı tüketim mallarında %13.9'luk. Enerjide de 6.9'luk bir artış dikkat çekiyor. Sermaye malında %22'lik yıllık bazda bir artış var. Yüksek teknoloji ürün üretiminde ise ciddi bir artış söz konusu. Yıllık bazda %49.2'lik detay dikkat Çekici dediğimiz gibi beklentilerin üzerinde bir yıllık artış gö gösterdi sanayi üretim ve e, şöyle geriye doğru bakılınca 19 aydır da aralıksız yıllık büyümesini sürdürüyor. Dediğimiz gibi yıllık 14.4 aylık ise %1.6 düzeyinde artmış görünüyor. Bir notta cari işlemler dengesinden verelim dilerseniz. O da az önce açıklandı. Merkez Bankası tarafından e, cari işlemler açığı aralık ayında e, 3. 0.8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiş görünüyor. Yıllık olarak da 12 aylık cari işlem açığında 14.9 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiğini söyleyelim. Söz tekrar size bırakalım. Peki, teşekkürler Murat Oğucu. Aktardığın detaylar için. Evet, sanayi üretimiyle başlayalım. Evet. Tamam, sanayi üretimiyle Şimdi başlayalım. Şimdi, Kasım ayında da açıklanan rakam beklentilerin üzerinde gelmişti. Aylıkta %3.3'lük artış vardı yıllıkta %11.4'lük bir sanayi üretim rakamı görmüştük. Hı hı. Şimdi sanayi üretim rakamını tahmin ederken baktığımız yerlerden bir tanesi PMI rakamları. Aralık ayında PMI rakamı 54 52.1 seviyesine yükselmişti. Yani imalat sanayi satın alınma yöneticileri endeksinde bir yükseliş görmüştük biz. İhracat rekor kırmıştı. Elektrik tüketimine bakılıyor üretim için. Orada da artış devam etmişti. Şimdi ee, onu da hesaba katmak durumundayız. Reel kesim güven endeksinde sınırlı bir gerileme görmüştük. Yani üretici tarafına baktığımız yerlerde. Ama eşik seviyesinin üzerindeydi. Ve neticede bunların hepsine bakanlar %11'in hafif altında bir sanayi üretiminde artış bekleyebilirlerdi. Fakat pozitif bir e, nasıl diyeyim fark var burada. Evet. %14.4'lük bir rakamla karşı karşıyayız. Aylıkta %1.6'lık bir artış var. Şimdi nereden? Aylık artış olabilir? hızında bir yavaşlama var. Bu normaldir. Hı hı. Yani bu çok istikrarlı olmayabilir zaten. Konjonktürelden yani bir ay %3 olur, ertesi gün 1'e düşer. Ortalamasına bakmak lazım. Yani aylık grafiğe bakarsan zaten Evet. Burada öyle çok büyük bir sürpriz yok. Ne değişmiş? Yani ne yapmış sanayici? Sermaye malı üretiminde aylık değişim %7.6'lık bir artış var burada. Yani en büyük artış sermaye malı üretiminde. E, ee, aramalı yüzde 0.2'de kalmış. Dayanıklı tüketim malında yüzde bir buçukluk bir artış var. Dayanıksız tüketim malı grubunda ise yüzde 0.2'lik bir azalma söz konusu. Sermaye malı tarafında 7.6'lık artış görmek aslında sanayicinin üretime devam etmek için yaptığı yatırımların güçlü olduğunu gösteriyor bize. Üretim güçlüydü. Bütün bir salgın döneminde bugün de güçlü kalmaya devam ediyor. Burada yıllık tarafına bakarsak orada da sermaye malı grubundaki artışın en yüksek artış olduğunu görüyoruz. Yüzde 22. Yine güzel bir haber var. işte bu teknoloji ayrımında işte düşük teknoloji, orta düşük teknoloji. Murat da bahsetti yüksek teknoloji grubunda. Evet orası ilginç. Aylıkta yüzde 28'lik artış evet. Bir oraya alalım mı? Yüksek teknolojide aylıkta yüzde 28,3. Yıllıkta da yüzde 49,2'lik artış var ve ee, diğer kalemlerdeki artıştan çok daha fazla. Evet. Özetle beklentilerin üzerinde güçlü bir sanayi üretimi var. Bu da e, fiyatlar yükselirken son çeyrekte konuşuyorduk ya evet. üretim öne, şey tüketim de öne çekiliyor bir derece. Yani büyüme rakamları son çeyrekte beklentilerden biraz daha yüksek gelebilir dedirtiyor gene. Evet. Ee, önemli bu sayfanın en altında onu görebiliriz. Bir en altına bir indirebilir miyiz sayfayı? Orada göreceğiz. Diğer taraftan eee perakende, perakende satış satış evet. endeksi de geldi. Yıllıkta %15.5'lik bir artış var. Ee, gıda, içecek ve tütün satışları %1.7 Gıda gıda dışı satışlar, otomotiv ve hariç %28.2 Otomotiv yakıtı satışları %2.8 artmış. Evet. Aylıkta %2.7'lik bir azalma var. Perakende satışta. Evet, aylıkta %2.7'lik bir azalma görüyoruz. Peki, Ciro'ya bakayım hemen. Ciro endeksleri. Bu arada, ona bakmadan önce şu son dakikayı da biz seslendirelim. Çiftçilere gübre desteği. Bu çok önemli aslında. Hani enflasyonla mücadele, tarımsal üretim, üretimin artması, e, tüm dünyada da işte bu gübre fiyatlarında yükseliş var. Buna yönelik de e, şikayetler var. Gübre fiyatlarının düşmesi gerektiği üretimin artması için. Burada bir e, haber. Çiftçilere gübre desteği. Tarım kredi kooperatifleri gübre fiyatında yüzde otuz indirim yaptı. Açıklama şöyle. Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri üreticilerimizin tarımsal girdi ihtiyaçlarının zamanında güvenilir kaliteli ve uygun şartlarda karşılamaya ve ülke tarımını desteklemeye devam etmektedir deniyor. Tarımsal üretimin devamlılığı açısından verimlilik en önemli konulardan biridir. Tarım alanlarından daha fazla ürün elde etmek için verim ve kalitenin sürekliliğini sağlamak büyük önem taşımaktadır. Başta kimyevi gübre olmak üzere tarımsal girdi fiyatlarında yaşanan artışlardan olumsuz etkilenen üreticilerimizin üretim maliyetlerini düşürmek amacıyla kolaylaştırıcı imkanlar sağlanmaktadır. Bu kapsamda 14 Şubat tarihi itibariyle kimyevi gübrelerde %30'a varan indirimler, Yapılmış olup, üre gübresi 9.200 TL, 20.20 .20 gübresi 6.100 TL, çay gübresi ise 7.500 TL'den satılacaktır. Ee, sürdürülebilir tarımsal üretim için geçmişte olduğu gibi, bundan sonra da daha güçlü bir şekilde üreticimizin yanında yer almaya devam edeceğiz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur şeklinde bir basın açıklaması var Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri tarafından. Önemli bir haber. %30 indirimde iyi bir indirim olmuş. İhtiyaçtı bu. Yüksek bir maliyet çünkü bu. Evet. Yüksek bir maliyet. Hani biz eğer gıda fiyatlarının düşmesi dolayısıyla enflasyonun düşmesi için e, neler yapıldığını konuşacağımızda hep üretimin artması gerektiğini söylüyoruz. Üretimin artmasında da en önemli e, işte elektrik gibi, doğalgaz gibi e, hani girdi maliyetleri var. Önemli girdi maliyetlerden bir tanesi de gübre, tohum. Tarım işi bu? Bu tarımın işi bu. İşte akaryakıt yine önemli. Bu anlamda çiftçilere gübre desteği %30'a varan indirimler yapıldı. Gü kimyevi gübrelerde. Önemli bir haber, önemli bir son dakika bunu aktarmış olduk. Evet, ciro endeksinden bahsediyoruz. <laughs> ciro endeksi. Yüzde yıllıkta. Hı -hı. E, yüzde 82.4'lük bir artış var. Baya bir inmeye kalanmış, devam ediyor. Şimdi orada konaklama ve yiyecek grubunda yüzde 150'lik bir artış görüyorum. Bu en yüksek hizmet tarafındaki Ciro endekslerinin yıllık değişiminde göze çarpan yer burası. Arkasından da gayrimenkul grubu geliyor %103. Aylıkta ise toplam Ciro'da %12.8'lik bir artış var. Detaylara bakınca sanayi sektörü Ciro endeksi %20.1 aylık bu. Ticaret Ciro endeksi %11, hizmet Ciro endeksi %7.6 oranında artmış. İnşaat Ciro endeksinde ise %4.6'lık bir azalma var. Evet ve cari, cari işlemler. Şimdi açalım. O rakamı Murat'tan duyduk. O... Cari işlemler açığı 2020 yılının Aralık ayına göre 401 milyon dolar arttı. 3.8 milyar dolar olarak gerçekleşti. 4 4.5 milyar civarı bekleniyordu bu rakam açık olarak. Evet, 12 aylık cari işlemler açığı ise 14.8 milyar dolar seviyesine gelmiş. Dış ticaret açığı 2020 yılının aralık ayına göre 1.6 milyar dolar artarak 4.9 milyar dolar olmuş. Altın ve enerji hariç ticari işlemler hesabı aralık 2020'de 700 milyon dolar fazlayken aralık 2021'de 2.2 milyar dolar seviyesine çıkmış. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler aralık 2020'de 1.1 milyar dolar artarak 1.7 milyon dolar seviyesine yükselmiş. Aralık ayına göre diyeyim, düzelteyim. Hı hı. Seyahat kaleminden kaynaklanan gelirler 689 milyon dolar artmış. 2020 aralığına göre 1.3 milyon dolar, 1.3 milyar dolar olmuş. Finans hesabına bakınca işte doğrudan yatırımlarda 739 milyon dolarlık bir net giriş var. Portföy yatırımlarında 2 milyar dolarlık bir net çıkış var. Resmi rezervler 13.7 milyar dolar azalış kaydetmiş. Kabaca gördüklerim bunlar. Peki. Beklentilerden daha iyi bir açık gelmiş diyelim, özetleyelim. Sanayi üretimi, perakende, e, ciro endeksleri geldi. Merkez Bankası'nın da ödemeler dengesi açıklandı. Bunların ayrıntılarını gün boyu konuşmaya devam edeceğiz. Bu arada çiftçilere de gübre desteği %30'a varan indirim yapıldı. Gübre fiyatlarında bu da çok çok önemli gelişmelerden bir tanesi. <laughs> e, enerji zirvesi var. Ankara'da takip ediliyor. Yarın da Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati paket açıklayacak. Bu merakla bekleniyor. Borsa İstanbul tarafını konuşuyorduk. Ne kadarlık bir vaktimiz kaldı? Bir dakika. Borsa İstanbul'da bir endeks alalım. En çok artanlar, en çok azalanları alalım. Bilançolar geliyor dedik. Erdemir'in bilançosunu aktardık. İstemir'in bilançosunu aktardık. en çok artanlar ARD yazılım. Teknosa, Aksa Enerji, Arçelik, İşgeyo, ARD yazılım, ARD bilişimde ciddi kayıplar vardı son 3-4 günde bir miktar bugün toparlamış gibi gözüküyor. Evet. En çok azalanlara bakalım. En çok azalanlar İskenderun Demir, Erbosan, Türk Telekom, Ereğli, Coca-Cola. bilançolar geldi. Bilançoları iyi. İstemir'in ve Ereğli Demir'in çeliğin ama kayıplarla bir başlangıç görüyoruz. Bilançoların iyiliği veya kötülüğü fiyatlar için yükseliş veya doğrudan düşüş anlamına da gelmiyor. işte bunu görüyoruz. Evet. Peki. Çok teşekkürler. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.